E-Ticaret Türkiye'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle SEO yani Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonlarını konuşacağız. Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda çıkması için yapılan teknik ve stratejik iyileştirme işlemleridir. Arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralarda yer almanız hem web sitesi trafiğinizi artıracak hem de satışlarınızın artmasında size yardımcı olacaktır. Google üzerinden yapılan aramalarda ilk sayfada çıkan bağlantıların kaynağı organiktir. Bu organik trafik, total trafik akışının %67'sini oluşturur. Arama motorlarının bir çalışma algoritması vardır. Araştırdığınız her kelimede önünüze sunulan binlerce web sitesinin altında yatan algoritmik bir çalışma prensibi var. Web sitenizin arama motorlarında görünür olmasını istiyorsanız bu prensiplere uygun bir şekilde kurulması ve yönetilmesi gerekir. SEO çalışmaları, anahtar kelime analizleri, pazarlama analizi, içerik stratejisi, teknik optimizasyon ve analiz olmak üzere 5 temel değere dayanır. Bahsedeceğimiz bu 5 temel adımı kullanarak e-ticaret sitenizde SEO çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. İlk başlığımız pazar analizi ve planlama. Başarılı bir SEO çalışması yapmanız için iyi bir pazar araştırması büyük önem taşır. Hedef kitle analizi yapmanız, SEO ve pazarlama çalışmalarınızda daha etkili bir strateji oluşturmanıza yardımcı olur. Google'da faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili kelimeleri aratıp pazar araştırması yapabilir, rakiplerinizi tanıyabilirsiniz. Rakipleriniz ve onların e-ticaret stratejilerini incelemek başlamanız gereken yol hakkında size fikir verebilir. 2. Teknik optimizasyon. Arama motorlarının web sitenizi tanıması için bir dizi teknik işlem uygulamanız gerekir. SEO çalışmalarınızdan en iyi faydayı alabilmek için web sitenize robots.txt'yi yüklemeniz ve sitemap oluşturmanız gerekir. Ayrıca Google kullanıcılarına en iyi deneyimi yaşatmak için çalışır. Bu yüzden yavaş açılan, mobil cihazlarla uyumlu çalışmayan, güvenli görmediği siteleri listelerde en alt sıralara yerleştirir. Bu yüzden web sitenizin yüklenme hızı, mobil uyumu, güvenlik sertifikaları SEO için büyük önem taşır. Web sitenizin hız testini yapmak için Google PageSpeed Insights'dan yararlanabilir, güvenlik protokolünüz için SSL sertifikası alabilirsiniz. 3. Anahtar kelime analizi. Anahtar kelime analizi, hedef kitlenizin kullanıcı eğilimlerine dayanır. Google tarafından otomatik oluşturulan kelime önerileri, sektörünüzde en çok araştırılan kelimeleri size gösterir. Daha detaylı anahtar kelime analizi için Google Keyword Planner'dan ya da Neil Patel gibi ücretsiz uygulamalardan faydalanabilirsiniz. 4. İçerik stratejisi. Bu diğer etaplarda bulduğunuz anahtar kelimeleri web siteniz içerisinde içerik stratejinize eklemeniz gerekir. Anahtar kelimelerinizi sayfa başlıklarında, ürün açıklamalarında ve bilgi sayfalarında kullanarak arama motorlarına web sitenizin içeriğini anlamalarında yardımcı olabilirsiniz. Bunun yanı sıra SEO içeriklerinizi desteklemek için web sitenizde devamlı güncellenen bir blog olmasına özen gösterin. 5. Analiz ve raporlama. Yaptığınız SEO çalışmalarının rakiplerinizle rekabet edebilmesi için içeriklerinizi devamlı güncel tutmalı ve onlarınkini takip etmelisiniz. İçeriklerinizin hangi kelimelerde kaçıncı sıralarda yer aldığını görmek için SERP yani arama motoru sonuç sayfalarından yararlanabilir, bunun üzerine yeni içerikler de üretebilirsiniz. Daha detaylı SEO analizi ve raporlaması için Semrush, Moz gibi ücretli uygulamaları da kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz adımlar SEO çalışmalarının temellerini oluşturur. SEO'da başarıya ulaşmak uzun ve teknik bir süreci kapsar. İçerik kalitesi, web sitenizin teknik altyapısı, backlink kaliteleriniz arama motorundaki performansınızı geliştirecektir. E-Ticaret Türkiye'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarız faydalı bir bölüm olmuştur. Diğer bölümlerimizi izlemediyseniz izlemeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.